dostum hak. Edeyim meclise bir kıssa beyan, kıssadan hisse alan, Arif olan. Bildiğimi bildirmek isterim ayan, bağışlayın eğer sürçerse lisan. Gelelim öykümüze. Kemal Ağa hanımıyla birlikte akşam yemeğinden sonra cumadelere gider. Vetsizliğinden olur olmaz sunlaf söyleyip davranışlarda bulunmasından dolayı Cuma Efendi'den pek az etmezdi. Ama hanımın akrabası olduğu için seyrek de olsa ayağını sürüye sürüye giderdi. Sevmemesi şöyle dursun, 10-15 gün önce sünnet olan oğullarına bir de çeyrek altın almak ruhunda kalması burnundan solumasına yetmişti. O zamanlar oturmaya akşam yemeği ve namazından sonra gidilir, en geç yatsı namazı fazla kocamadan dönülürdü. Birlikte merdivenlere indiler. Kemal Ağa hayat kapısının arkasında köz demeyi kaldırırken dışlığının geldiğini fark etmişti. Öyle ya, uzun süredir evde kapalı kalmıştı. Az önceki istemez hali biraz olsun hafiflemişti. Aksi halde ne eder eder hanımın ısrarını kıracak bir bahane bularak gitmekten kurtulurdu. İçeri girdiklerinde Mehmet Agil'in de geldiğini görünce sevinmişti. Onu severdi. Sessiz, sakin, dürüst bir insandı. Ağzı var, dili yok denecek kadar sükunetini hep korurdu. Kemal Ağa oturup da marabalaşmalardan sonra o değerler konuşmalar, hatır sormalar başlarken çocuklar bir kenara toplanmış aşık oyunlarına başlamışlardı bile. Cuma Eden'in vetsizliği kuş olup uçmuş, gelip gene üzerine konmuştu. Lafı bir yere getirmiş istemiş olacak ki teklifsizce anlatmaya başladı. Ben sabahından ıcık geç kalktım sanıyordum. Masam, öğleye açık uyumuşum. Bize Eliz'in altı mercimekli pilav pişirir. Yanına da bol zıvanlı zalata. Kibiri tutmasa kazanıyla yirim dinime imanıma. Nasıl saldırdım bir görse al, kaşıklarımı sayamazdı. Ulan ben bu ilerindekinde hepsini yiyeyim diye düşünürdüm ki zan aldığım zavatayı çeynerken ağzımda zıypak zıypak bir şey olduğunu anladım. Çığrasım geldi emme, marak boya, dodağımın ucuna getirip elim ile aldım. Ulan almaz olaydım, bin biyaz koskocaman bir sömüklü böcük değil mi? De, ne dersen et, yiysen olmaz, yemiysen olmaz. Her neyse, diyeceğim şu ki, daha dün kundakta miyavlayan, geçen seneye kadar seli sümüğüne karışan benim oğlan, efendime söyleyeyim büyümüş de sünnet olacak çağa gelmiş. Kemal Ağa ile Mehmet Ağa birbirine bakışarak anlatılanlara anlam vermeye çalışsalar da yüzlerinin şekillerinden hiç memnun olmadıklarını gizleyemiyorlar. Hatta ikisi de göz göze geldiklerinde kafalarını sağ yanlarına yavaştan büküp geri doğrultarak bunu belli ediyorlardı. İkisinde de salatanın içindeki sümüklü böceği sırf onun sünnet olduğunu hatırlatmak, aklı sıra sevimli kılmak, oğluna selli sümüklü demek için anlatmış olduğu kanaati oluşmuştu. Hem kendileri hem eşleri hayırlı olsun dediler. Hanımlar yanlarına çağırdıkları çocuğu öptükten sonra getirdikleri çeyrekleri onun göğsüne iğnelediler. Böyle hediye getirilmeye layık olmak Cumaide'yi biraz daha cıvıtmıştı. Kambur üstüne kambur gibi hata üstüne hata işlemeye başlamıştı. Gerçi yaptıklarını o zamanlar birçok kendini bilmez de yaptığı için Cumaide olsa olsa yüzlerinden 80 suçluydu. Buna rağmen Kemal Ağa ile Mehmet Ağa'nın hiç de bildiği insanlardan olmadığını unutması ona pahalıya mal olmuştu. Cumaide birden oğlunu yanına çağırdı. Durdu, oğlum durdu, gel hele. Çocuk oynadığı arkadaşlarına ben geleceğim dedikten sonra
koşup geldi. Babasının önünde durdu. Babası çok normal bir şey söylüyor gibi ondan bir şey istedi. Acaba Cumaede oğlundan ne istedi? Cumaede oğluna dönerek, "Hadi oğlum şu kuşunu göster de emmilerin görsün," dedi. Yani benim oğlum oldu, benim de soyum devam edecek havalarındaydı. Oldu bitti bu soyları kuruyacakların, erkek evlat sevgileri de aşkları da bitmedi. Bunun için nice kadınlar baba evine gönderilmiş, dayak yemiş, horlanmıştı. Kerli ferli iki efendi adamın hayret ve öfkeyle açılmış gözlerine bakmayan, baksa bile hiçbir şey anlamayacak olan çocuk gayet normal bir şey yapıyormuş gibi donunu aşağı indirdi. Eliyle tutmadan aha der gibi beliyle birlikte karnını öne doğru şişirerek gösterdi. Gösterdi de bir babası bir de aşık oynayan çocuklar bakmıştı. Çaylar henüz içilmişti. Büyük kız bardakları ikinci kere doldurmak üzere odanın alacakaranlık köşesine götürmüştü. O köşeye yakın bir yerde bir ocak vardı. Çaydanlığın soğumasını geciktirmek için ocakta kilo oturtmuşlardı. Vetsizliği üzerinde olan Cumaede biraz önce oğlunun gösterisinden memnun kalmış olacak ki bu sefer daha kötü bir iş istedi. "Hadi oğlum şu emmiye bir sorba." Çocuk utanır önce. Biraz önce kendine hiç de aferin falan demedikleri için daha sonra onun kuşuna bakmadıklarını fark ettiğinden içgüdüsel bir sezgiyle söylemek istemedi. Sözü havada kalan babası ısrara başladı. "Hadi oğlum hadi lan eşoğlu eşek söylesene." Çocuk bu sefer de babasının kızmasından çekindiği için söylenenleri duymamış gibi geri durmaya başladı. Arada sırada hayır anlamında omzunu silkeliyordu. Biraz daha azarın etkisiyle ürkmüş, sıkılmıştı. Cumaede daha yumuşak bir sesle ısrarına devam etti. "Tamam oğlum, dün Ali dayına söylediydin ya. Gene onun gibi de." Kemal Ağa öfkesi burnundan soluyarak engellemek istedi. "Yahu Cuma, ne gereği var söylemenin? Çocuklara böyle şey öğretmesen daha iyi olmaz mı?" Cumaede hiç oralı olmadı. Israrına devam etti. "Hadi diyorumsa Ali emmiye söylediğin gibi söylesin." Çocuk bu sefer de babasından korkusu baskın çıktı. Ve dün Ali dayısına söylediği gibi yüzünü Kemal emmiye döndü ve çok doğru bir iş yapıyormuş gibi birdenbire söyledi. "Emmi senin." Kemal emmi başka, Ali dayısı başkaydı. Osmanlı efendisi denilen her yerde saygı duyulan biriydi. Mizacı da sertti. Üstelik yanında ağırbaşlılığından, nezaketinden kendisinin bile utandığı Mehmet Ağa vardı. Onca insanın içinde göz göre göre yaptırılan bu edepsizliği kabullenemezdi. Anında cevap verirdi. Ama odadaki diğer kadın ve kızlardan çekiniyordu. Daha Cumaede oğluna ısrar ederken gözleri çakmak çakmak olmuştu. Birden bağları çözüldü ve hızla ayağa kalktı. Sol kolunu yarım uzatıp hanımına kalk işareti yaptı. Bir de çocuğa diyormuş gibi küfür kapıp koyuldu. "Ulan ben de senin." O günden sonra Kemal Ağa ile Cumaede'nin hiçbiriyle görüşüp konuşulmadığı söylenir. Evet seyirciler, ne yazık ki bu ülkede göster oğlum kültürü var. Bir süre sonra çocuk artık cinsel organını göstermesi gerektiğini düşünüyor. Düşünebiliyor musunuz? Bir anne 10 yaşında kızının önünde öldürülüyor. Kızı lütfen ölme anne diyor. Annenin ise son sözü ben ölmek istemiyorum oluyor.
Bu bir anda sosyal medyanın gündemine düşüyor. Konuşuyoruz, tartışıyoruz. Sadece bir sonraki vakaya kadar biz bunu unutmuyoruz. Sonra gündeme bir başka kadın cinayeti düşüyor. Aylin Hoca, biz bunu da konuşuyoruz. Sadece isimler değişiyor. Kadınlarımız şiddete uğruyor, tecavüze uğruyor, öldürülüyor. Bu durumların yaşanmaması için evlatlarımızı doğru yetiştirmeliyiz. Bu dünyada insan olmak çok zor. Hele ki anne baba olmak daha zor. Öykümüz bu kadardı. Dağcığımızda olanı anlattık. Lafı fazla uzatmamalı, yetsin demeli. Bu hikayeyi Arif Bilgin yazdı, bilinmeli.